Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepiniz Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir pergel programıyla karşınızdayız ve bu programda da inşallah önemli bir konuyu değerli bir konuğumuzla konuşmak istiyoruz. Neyi konuşacağız bu akşam? Birkaç haftadır aslında gündemde olduğu halde Türkiye'nin malum seçime kilitlenmesi sebebiyle çok da konuşulmayan Filistin'i ve Filistin'in arka planında Körfez'i, Filistin'le ilgili 100 yılın anlaşmasını, yine Bahreyn'deki bu konuyla ilgili sonuç vermeyen Çalıştay'ı konuşacağız. Değerli konuğum yazar Ahmet Varol hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Şimdi birkaç madde var, önemli bir madde. Önce isterseniz işgalci Siyonist rejiminden başlayalım. Şimdi İsrail'de son günlerde sokak gösterileri var. İsrail'deki Etiyopyalı Yahudiler falaşalar. Şimdi kullandığımız bu tabirlerin de doğru olup olmadığını size soracağım. Şimdi falaşalar İsrail'de 19 yaşında bir kendilerinden bir gencin görevli olmayan bir polis, yani İsrail polisi tarafından öldürülmesi sebebiyle eylemdeler. Ve bu eylemler bayağı da büyüdü. Ki 160 tane gösterici gözaltına alındı deniliyor. 100 civarında polis yaralandı deniliyor. İşte sokaklar ateşe verildi. Eylemler de henüz bitmiş değil. Şimdi tabii Filistin'e geleceğiz, o yüzyılın anlaşmasına geleceğiz. Çok önemli, yüzyılın anlaşması neydi, oraya da geleceğiz ama sıcak olması hasebiyle, biraz da böyle son günlerin olayları olması hasebiyle istersen önce bunu konuşalım. Şimdi bu falaşalar kimler? Bu İsrail'de ne arıyorlar? İşte Etiyopya'dan getirilmişler falan da yazınızda belirtmişsiniz. Onu izleyicilerimizle de paylaşsak. O şu anki gösterileri yapanlar, şu anki İsrail'e karşı hatta Filistin'i destekleyen, bir takım sloganlar atan o Etiyopyalı Yahudiler kimlerdir ve bu hikayenin geçmişi ne, bu öyküsü ne, sizden dinleyelim bugün. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Şimdi bu falaşalar konusunun anlaşılması için Yahudiliğin, yani şu an veya belki asırlardan beri devam eden zihniyetinin nasıl olduğu konusunda bir iki hususun özellikle konuşulması lazım. Şimdi Yahudiliği biz din olarak biliyoruz. Yani genel olarak dünya kamuoyunda Yahudilik bir din olarak telakki edilir. Ama Yahudilik sadece bir din değildir. Aynı zamanda bir soydur, bir ırktır. Yahudilik inancına göre bir kimsenin Yahudi olabilmesi için soyunun da Yahudi olması gerekir. Yani inançla Yahudi olunamıyor. Yani Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta böyle bir soy mecburiyeti yok. Bir insan Müslümanlığı kabul etti mi Müslüman olur. Hristiyanlığı kabul etti mi Hristiyan olur. Ama Yahudilikte öyle değil. Yahudiliği kabul etmekle Yahudi olamıyorsunuz. Yani en azından bir kişinin Yahudi olabilmesi için annesinin Yahudi olması gerekir. Anne tarafından Yahudi soyuna mensup olması gerekir. Peki bu bir alışılmış din mantığıyla çelişmiyor mu? Hayır, bunlar kendilerini Beni İsrail, İsrailoğulları olarak görüyorlar. İsrailoğulları seçilmiş bir soydur diyorlar. Yani yani Allah'ın yani müstesna kıldığı, üstün kıldığı bir ırktır, bir soydur. Bunlar da Hazreti Yakup'un soyundan gelendir. Zaten Hazreti Yakup'tan söz edilir, İsrail denilirken kastedilen, yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de de zaten iki yerde Hazreti Yakup'tan İsrail diye söz edilmektedir. İsrailoğulları denilirken de zaten yani Hazreti Yakup'un soyundan gelendir kastedilir. Buradan falaşalar mevzusuna geçelim. Şimdi diyorlar ki Yakup
ve onun soyu beyaz ırktı. Peki bu falaşalar nereden geliyor? Yani bunlar yani bu şey Afrika ve Zenci Yahudileri nereden geliyor? Yani bunlar gerçekten Hazreti Yakub'un soyundan mı geliyor? Eğer öyleyse bunların beyaz olmaları gerekirdi. Bunlar zenci ise burada bir sorun var diyorlar. Şimdi ondan dolayı 1970'lere kadar Yahudi hahamlığı bu zenci Yahudileri Yahudi kabul etmiyordu. Sonra Filistin topraklarında Yahudi nüfus konusunda bir sıkıntı yaşanması sebebiyle 1970'li yıllarda bunların da Filistin topraklarına nakledilmesinin önünü açmak için bunlar da Yahudidir diye fetva verdi. Yani Yahudi din adamları. Bunlar da Yahudidir. Bunlarla ilgili üç farklı yorum var. Birisi bunlar işte şeydir. Hazreti Süleyman zamanında işte o şeyin yani Hazreti Süleyman'la evlenen Belkıs'ın Habeşistan bölgesine gidip de Yahudi yaptığı insanlardır. Sonradan Yahudi olmuş. Yani soy olarak Yahudi değil ama sonradan Yahudi olmuş kimselerdir. Bunlar da işte o dönemde Yahudiliğe kabul etmişlerdir diye bir görüş var. Bir diğer görüş bunlar şeydir yani ayrı bir ırktır. Fakat son şey yapılmış yani bu Hazreti Süleyman dönemiyle alakalı olmayarak yani Yahudi olmuşlardır ve bu bunları işte Yahudi din adamları kabul etmişlerdir. Üçüncü bir görüşe göre ise Yahudiler Habeşistan topraklarına gitmişler ve burada Habeşistanlılarla evlenmişler. Bunların soyu zencilere karışmış. Dolayısıyla işte zenci bir Yahudi nüfusu ortaya çıkmış. Ama bunlar Yahudi midir değil midir tartışması işte 1970'lere kadar devam etti. Sonra bunlardan kaldırdılar. Ablukayı, ambargoyu kaldırdılar. Dediler ki bunlar da Yahudidir. Ve ondan sonra 1970'li yıllardan sonra Habeşistan Yahudilerini Filistin topraklarına nakletmeye başladılar. İşgal altındaki Filistin topraklarına. Ama bunları getirdikten sonra bunlara normal bir Yahudi muamelesi yapmadılar. Bunlar aşağıladılar. İkinci sınıf vatandaş muamelesi yaptılar. Hatta üçüncü sınıf. Şimdi Yahudiler zaten kendi işlerinde de iki kategoriye ayrılıyor. Bir Doğu Yahudileri, bir de Batı Yahudileri şeklinde. Bunlar aralarında bir şey içerisindeler zaten. Bir zıtlaşma içerisindeler. Bunlar üçüncü bir sınıf. Geçen İsrail bayrağını yakan, işgal rejiminin bayrağını yakan Yahudiler vardı. İşte bunlar. Yani bu falaşalar. Yok, bu ayrıca. Bir de Doğu Batı şeyinde. Amerika'da oldu bir de. Evet. Amerika'da Amerika'da ayrı bir şey var. İsrail'in vaat edilmiş Yahudi devleti olmadığına inanan bir Yahudi nüfus var. Yani bunlar Allah'ın vaat ettiği devlet değildir. Bunlar şeydir, zorlama yoluyla kurulmuştur. Dolayısıyla bunlar asıl bizim beklediğimiz İsrail değildir. Yani bu şu anki İsrail, bizim beklediğimiz İsrail değildir diye düşünen bir Yahudi nüfus var. Onlardı yani o Amerika'daki, Amerika'da bu işi yapanlar, İsrail bayrağını yakanlar, onlardı. Filistin topraklarındaki gösterilerde hatta Filistinlilerin bayraklarını kaldırıp işte tekbir bile getirmişlerdi işte bu falaşalar. Bunlar şey yaptı. Filistin topraklarına getirildi ama işte kendilerine dışlayıcı
bir uygulama gerçekleştirildi ve bunların üst kademedeki görevlere gelmelerine pek müsaade edilmedi. Genellikle alt kademedeki işlerde çalıştırıldı. Sadece bu makam konusunda değil, diğer konularda da normal bir İsrail'deki Yahudilerden farklı muamele mi görüyorlar? Farklı muamele görüyorlar, evet. Yani bazıları tabii bunu yapmıyor. Yani mesela şeyin de Yahudilerin de mesela insan hakları vesaire savunanları var tabii onların da. Onlar işte bunlara şey uygulaması böyle temiz olmasın, bunları şey yapmayalım, aşağılamayalım diyenleri var. Yani evet. Bu sol kesim genellikle ama radikal Yahudi kesim, dindar kesim bunları dışlıyor yani aşağılıyor. Genellikle işte bu Yahudilerin özellikle şey tabakası yani Siyonizme öncelik veren. Peki bunlar şu anda Etiyopya'da varlar mı hala? Yani hala mevcut olanları yani çoğunluğunu getirdiler. Yani çoğunluğunu getirdiler ama hala ne kadarlık bir nüfusa tekabül ediyor? Yani sayılarını tam bilmiyorum ama yani 130-200 bin arası bir nüfusu. Yani o bunlar tabii kademe kademe getirildiler. Bir kere de getirilmedi hepsi. Kademe kademe. Bunlar sadece Etiyopya'dan getirilmedi bir de. Yani Habeşistan toprakları olarak nitelendirilen bölgeden getirildi. Şimdi Habeşistan topraklarının içerisinde Somali'nin bir kısmı da giriyor. Eski Habeşistan. Yani Somali de önceden Habeşistan sınırları içerisinde yer alıyordu. Eritre, bu bölgelerde dağılmış durumdaydılar. Eritre'den getirilenleri, Etiyopya'dan ve kısmen de Somali'den getirilenleri var. Bu bölgeye dağılmış durumdalardı yani. Yani biraz böyle hani zorla da getirme gibi hani sanki. Ya şimdi onlar orada zaten kötü şartlarda yaşıyorlar. Onlar yani için de orada yoksul. Onlar şimdi Filistin topraklarına getirilirken kendilerini bir şey yani idealle karşı karşıya görüyorlar. Yani üstün bir kademeye geçeceklerini zannediyorlar ama geldikten sonra toplumda aşağılanıyorlar. Yani şeyleri hayat şartları iyileşiyor tabii ki. Oradaki hayat şartlarıyla getirildikleri yerdeki hayat şartları bir değil. Orada daha kötü şartlarda yaşıyorlar, yoksullar. Dünyevi imkanları evet. Daha kısıtlı. Ama buraya gelince de dışlanmaktan dolayı, aşağılanmaktan dolayı bir şey sıkıntı çekiyorlar. Yani hayat şartları iyileşiyor ama gene yoksul kalıyorlar. Yani mesela bulundukları bölgede diğer Yahudiler daha iyi imkanlara sahipler. Çok daha modern şartlarda yaşıyorlar. Bunlar ise ikinci sınıf tabaka muamelesi görüyorlar. Düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar. Bir de dışlanıyorlar. Yani aşağılanıyorlar. Tahkir ediliyorlar. Bunlarla ilgili 1996 yılında da önemli bir olay yaşanmıştı. Bu çok önemli bir hadiseydi. 1996'da Maarif gazetesi bu olayı gündeme getirdi. Bu şeylerden siyah Yahudilerden toplanan kanların çöpe atıldığı tespit edildi. Ve bu kamuoyunun gündemine getirildi. Maarif gazetesi var. Yahudilerin bir an önce yayınlanan bir gazete. Bu gündeme getirdi. Ondan dolayı da büyük gösteriler olmuştu. O gösterilerde de işte İsrail'in bu Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki bunlar Somali ve Etiyopya bölgesinden getirildikleri için oralarda AIDS virüsü çok oluyor. AIDS hastalığı çok oluyor. Bunların kanlarında da AIDS virüsü olabilir diye attık dedi. Yani gerekçeyi böyle izah ettiler. Bu şekilde ama bu ikna edici bir iddia değildi. Bilakis bunları aşağıladıkları için yani bunların kanlarını bile kullanılamaz kabul ettikleri için veyahut da bunların kanları diğer Yahudilerin kanlarına karışmamalı diye düşündükleri için onların kanlarını yani esas meselenin atmışlar. Bu olduğu da belli oldu sonra evet. Biliniyordu. Yani bu kadar bir ırkçılık
o kanı bile kendi kanlarına karıştırmama şeklinde. Çok gerçekten çok garip bir şey. Şimdi çok fazla bir nüfus değil. Yani bahsettiğinize göre 150-200 bin bir nüfus aslında İsrail içerisinde bir çok da... Ama az da değil çünkü toplam nüfusları 6 milyon civarında. Yani 6 milyon içerisinde. Evet. Şimdi yani Filistin topraklarındaki Yahudi nüfus yani. Evet. Peki bu son olayda işte bir 19 yaşında bir kendilerine bir genç diyor haksız yere öldürüldü diye tepki gösteriyorlar. Evet. İsrail bunu nasıl açıklıyor veya bunun olayların şeyi ne? Yani başlangıcı tabii şimdi bir polis tarafından rastgele bir şekilde öldürülüyor. Yani şimdi görevli olmayan bir polis denmesinin sebebi o. Yani o arada olay esnasında yani polis bunu kasten öldürüyor belli ki yani. Görevli olmayan o anlama geliyor. Yani herhangi bir olay, bir çatışma veyahut da bir müdahale sebebiyle değil de rastgele bir şeyi Zenci Yahudi'yi öldürüyor. 19 yaşında Salomon Tekau diye öyle bir ismi vardı. Bunu öldürüyor. Ondan sonra diyorlar ki yani bu şeyi yani bu Yahudi'yi kasten hiçbir sebep yokken öldürdüler. Yani İsrail polisi sırf bunlardan rahatsız olduğu için öldürdü. İşte onun için meydanlara çıktılar. İşte biz burada dışlanıyoruz. Yeri geldiğinde işte bizi sebepsiz yere öldürüyorlar. Gerçi olayın tabii bir de Filistinlilerle kıyaslanması lazım. Hani Filistinlileri Siyonistler istedikleri zaman keyiflerine göre öldürüyorlar. Hatta mesela şu anki İsrail yasalarına göre bir İsrail polisi herhangi bir Filistinli'yle bıçak olabileceği şüphesine şüphesi oluşursa zihninde bir yani herhangi bir Filistinli genç yani bıçak var mı yok mu o önemli değil. Bıçak olabileceği şüphesi oluşursa zihninde onu öldürebilir. Yani ceza gerekmez. Hiçbir şey yapmaya evet. Mesela diyelim ki normalde emniyet şartlarında silahı çevirir. Der ki bıçağın varsa çıkar ya da işte kollarını havaya kaldır ve teslim ol falan böyledir. Öyle bir şey yapmasına gerek yok. Yani silahı çevirir, bıçak var bu adamda, bu gençte bıçak var diye düşündü, kafasında düşündü yani var mı yok mu o önemli değil. Bıçak var diye düşünse hemen tetiği çekse, öldürse hiçbir suçu yok. Ki bunu da defalarca yaptılar. Ve bunu da yapıyorlar yani. Ama tabii Filistinlilerin canı bedava. Onlar Filistinliler konusunda kimse kimseyi sorgulamıyor uluslararası platformda. Ama tabii bu yeri gelindiğinde Yahudilere karşı da bu zihniyet kendini gösteriyor. Yani icabında bir Yahudi bir başka Yahudi'yi şey yaptığı için, aşağıladığı için, hakir gördüğü için öldürebiliyor. Ve işte o zaman da tabii insanlar meydanlara dökülüyorlar ve tepki gösteriyorlar. İşte Netanyahu bu olayla ilgili açıklama yaptı. Üzgünüm dedi yani bu hadiseden dolayı. Yani şimdi üzgün olmak bir şey ifade etmiyor. Çünkü ortada gerçekten bir sorun var. Yani ayrımcılık var. Yahudilere bizzat Yahudilere karşı bir ayrımcılık var. Filistinlilere karşı zaten var yani. O Hristiyanlara karşı zaten var. Müslüman, Hristiyan ne olursa olsun Yahudi olmayan kesime karşı zaten var da bir de Yahudilere karşı da ayrımcılık var. Bundan dolayı üzgünüm dedi ama yani olayın üzerine gitmek yani sorunu çözmek için şu ana kadar ciddi anlamda bir şey yapmış değiller. Yani bunlar, bu siyah Yahudiler gene dışlanıyorlar. Peki bu falaşa, bu siyahi Yahudilerin bu işgalci yönetime bu tepkileri Filistinlilerin lehine bir sonuç doğurur mu? Yani Filistinlilerin
Yani Filistinlerin meselesini doğrudan ilgilendiren bir mesele değil. Şimdi az önce hani dediniz ya Filistin ya tekbir getirenler var. Evet tekbir getirenler olduğu. Yani bu ama tabii Siyonist işgalcinin kendi derdiyle, kendi meselesiyle uğraşmak zorunda kalması Filistinlere çok fazla yüklenmesini belki engeller. Yani bu kadar böyle bir faydası olabilir. Dolaylı bir faydası olabilir ama doğrudan Filistinlerin meselesi kendi meseleleri. Filistinler orada işgale karşı mücadele ediyorlar. Filistinlerin davası işgalin her ne şekilde olursa olsun son bulması içindir. Yoksa Yahudiler birbirini öldürsün falan diye bir arzuları, bir beklentileri yok yani. Şimdi bu mesele şu anda yavaş yavaş kapanacak gibi de çok fazla yani bu şu anda bu gösteriler son bulacak tabii. Yani 1996 olaylarında da gösteriler bir süre devam etti, son buldu. Ama bu mesele kapanmayacak. Çünkü Yahudilerdeki ırkçı duygular asırlardan beri devam eden, bitmeyen bir sorundur. Tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta diyor Cenab-ı Allah. Sen onları değerli toplu zannedersin ama kalpleri dağınıktır. Bu asırlardan beri devam eden bir sorundur. Ta Kur'an'ın vahyedilmesinden önce de vardı. O zamandan beri de hiç yok olmamıştır. Dolayısıyla bu dışlama, ırkçılık, Yahudi ırkçılığı devam edecektir ve bu sorun bitmeyecektir. Yani Yahudilerin dışlanması sadece Yahudi olmayanların değil, Yahudilerin de dışlanması sorunu devam edecektir. Yani. Peki, şimdi diğer konuya geçelim yine alakalı olarak. Şimdi 100 yılın anlaşması diye uzun süredir gündemde olan ancak anlaşma maddeleri net olmayan bir şey vardı. Fakat işte geçen aylarda bu anlaşma maddeleri bir şekilde sızdırıldı Suudi basını tarafından. Ardından da Bahreyn'de bir çalıştay yapıldı. Şimdi önce bu 100 yılın anlaşması neydi? Dilerseniz onu şöyle bir özetlersek, çünkü hani maddeler açığa çıktı ama sanki çok fazla konuşulmadı gibi. Filistin'le ilgili Amerika'nın planladığı diyeceğiz. Evet. 100 yılın anlaşması kime ne vaat ediyordu? Ne planlanıyordu? Buyurun. Şimdi 100 yılın anlaşması denilirken önce burada 100 yılla neyi kastediyorlar ona bakalım. Bir hani 21. yüzyılın anlaşması şeklinde bir anlam verilmiş olması söz konusu. Bir de yani Filistin topraklarının üzerinde Siyonist şeyin yani işgalin gerçekleşmesi için çalışmaların başlamasının üzerinden 102 yıl geçti. Yani 1917'de İngilizler Filistin topraklarını işgal etmeye başladılar ve İngilizlerin Filistin topraklarını işgal etmesinin amacı orada bir Yahudi devleti kurulmasına fırsat vermekti. Bu olayın üzerinden işte 102 yıl geçti. Yani 100 yıldan sonra işte bu işi, bu dosyayı kapatalım. Artık bu mesele kesin, nihai bir sonuca ulaştırılsın şeklinde bir şeyden, varsayımdan yola çıkılarak böyle bir isimlendirme yapılmış olması söz konusu. Yani 100 yılla bu iki şeyden biri kastediliyor. Ve ikisi de muhtemel. Şimdi burada nedir yani her şeyden önce niçin böyle bir anlaşma planı yapılıyor, kim yapıyor, bunlardan kısaca söz edelim. Bu anlaşma planını Amerika'daki İsrail lobisi hazırladı ve bu planın koordine edilmesi, organize edilmesi işi de Trump'ın damadı Jared Kushner'e verildi. Kushner yürütüyor bu anlaşmayla yani ilgili. Kaç yıldan beri başlamış bu? Yani Trump'ın iş başına gelmesinden sonra Obama döneminde yok muydu bu anlaşma? Efendim? Obama döneminde yok muydu? Yok, o zaman yoktu. Trump'ın iş başına gelmesinden sonra gündeme getirilen bir konu. İşte bu Kushner öncülüğünde yürütülen bir, yani Kushner de Yahudidir. Onu da özellikle belirtelim. Trump'ın damadı ve aynı zamanda baş danışmanı.
bu şey normalde Yahudi olduğu için zaten aslında bu konularda kendisine görev veriliyor. Yoksa şeyi Filistin meselesi, Filistin'le ilgili incelikleri bildiği için değil. Ama o konuda tabii bilen kişilerden istifade ediyor. Kendisi bu işte bir koordinatör olarak yani bir şey yani bir merkez olarak görev yapmaya çalışıyor. Peki bu anlaşmanın amacı nedir? Bu anlaşmanın amacı Filistin topraklarındaki Siyonist işgali artık kalıcı hale getirmek, meşrulaştırmak. Çünkü şimdi Filistin'de işgalin son bulması için sürdürülen bir mücadele var. İşte şey hani işgal belli bir bölgede kalsın ve anlaşalım ama Filistinlilerin de bir devleti olsun. İşte iki devletli çözüm formülü deniyor. Böyle bir şey için formül için çalışanlar var. Bir de işte İsrail'in şeyi var. İsrail'in kendi planı var. O da diyor ki işte İsrail burada Filistin topraklarının tümü üzerinde kontrolü elinde tutsun. Ama işte Filistinliler de bazı ufak tefek karşılıklarla buna razı olsunlar. Şey bitsin savaş. Yani Filistinlilerin özgürlük, bağımsızlık, yurda dönüş vesaire gibi iddiaları son bulsun. Peki bu anlaşma bunlardan yani bu üç bakış açısından hangisini temsil ediyor? Tabii ki İsrail'i. Yani İsrail'in bakış açısını temsil ediyor. İşte ondan dolayı aslında bu anlaşma İsrail'in pazarladığı bir anlaşmadır. İsrail'in piyasaya sürdüğü bir anlaşmadır. Ama İsrail kendi eliyle değil de Amerika vasıtasıyla bunu piyasaya sürüyor. Yani bu işi şeyini, altyapısını, zeminini kendisi hazırlıyor. Fakat şeyini yani piyasaya sürülmesini Filistin tarafına dayatılması işlemini Amerika'ya yaptırıyor. De bu iş için de Trump zaten en uygun isimdi ve ondan dolayı aslında Amerika seçimlerinde İsrail Yahudi lobisi Trump'ı destekledi. Yani bunu ben daha önce de dile getirmiştim. Şeyde Amerikan seçimlerinde Yahudi lobisi tarafsız gibi göründü fakat Trump'ı destekledi. Çünkü Trump Yahudi lobisine daha yakın duran birisiydi. Amerikan seçimlerinde Hillary Clinton'a nispetle Yahudi lobisine daha yakın duran birisiydi. Yahudi lobisiyle çok daha sıkı münasebet içerisinde olan birisiydi. Bu işte şey yani bu planı da onun iş başına gelmesinden sonra yoğun bir şekilde gündeme getirdi. Peki plan şu ana kadar resmi olarak şey yapılmış değil, açıklanmış değil. Nedir? Yani ne içeriyor bu plan? Ama piyasaya sürülen bilgiler var. Amerikan medyası tarafından, İsrail medyası tarafından ve yer yer Arap medyası tarafından konuşulan, gündeme getirilen hususlar var. Şimdi çeşitli komplo teorileri gündeme geldi. Bunlar uçuk şeyler. Yani onları da konuşalım gene. Yani bunlar bu komplo teorileri uygulanabilecek şeyler değil. Yani işte Filistinlileri Sina çölüne yerleştirelim. Buradan boşaltalım vesaire türünden komplo teorileri gündeme getirildi. Bunlar yok. Şey değil. Yani anlaşmanın gündemi içeriği içinde olan bir şey değil. Anlaşmanın içeriği dört temel madde üzerinde yoğunlaşmaktadır. Birincisi Filistin toprakları üzerindeki İsrail hakimiyetinin meşrulaştırılması ve burada İsrail olarak tanımlanan alanın genişletilmesi. Yani normalde Birleşmiş Milletler kararlarında zaten 1948'de işgal edilmiş bölge İsrail olarak tanımlanıyor. Ama İsrail diyor ki bu yetmez. Yani bu kadarı yetmez. Kudüs'ün tamamı şey olacak, İsrail'in olacak. İşte Batı Yaka bölgesinde de Yahudi yerleşim merkezleri
kurulmuş durumda. Bu Yahudi yerleşim merkezlerinin kurulduğu bölgelere C kategorisindeki topraklar deniliyor. Şimdi şeyde bu Oslo İlkeler Anlaşması'nda Batı Yaka bölgesindeki topraklar 3 kategoriye ayrıldı. A, B, C diye. A kategorisinde olanlar sadece Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdir. B kategorisinde olanlar Filistinlilerin yaşadığı ama İsrail açısından da güvenlik önceliği olan bölgeler. C kategorisinde olan yerler de Yahudilerin yaşadığı bölgeler. Buralar hepsi sonradan. Şimdi hocam özür, yani A bölgesinde sadece Filistinliler oturuyor, yaşıyor. Evet. A kategorisinde, B kategorisinde ikisi beraber mi yaşıyor? Hayır, orada da Filistinliler yaşıyor ama oralarda İsrail'in güvenlik alanları var. Güvenlik alanları oluşturulmuş durumda. Yani Filistinlilere ait bölgeler ama İsrail mesela diyelim ki bir Yahudi yerleşim merkezinin dışında belli bir alanı güvenlik alanı ilan ediyor. Orası işte o bölgelerde Filistinliler yaşıyor ama İsrail'in güvenlik bölgesi ilan ettiği bölgeler. Yani Filistinliler giremez mi deniyor bu bölgeye? Giriyor. Filistinliler giriyor ama güvenlik kontrolünü, askeri kontrolü İsrail sağlıyor. İsrail sağlıyor. Yani C kategorisi de sadece Yahudilerin. Sadece Yahudilerin yaşadığı. İşgalle oturduğu bölgede. Yani onlar da tabii Filistinlilerden gasp edilmiş topraklar. Ha. Yahudi yerleşim merkezleri inşa edilmiş. Şimdi bu anlaşmada bu kategorilerin ne karşılığı var? Yani bu ABC. İşte şimdi bu anlaşmada diyor ki işte İsrail C kategorisine giren bölgeler İsrail'e ilhak edilsin. Burası da İsrailliler tanımlansın. İşte madde bu 100 yılın anlaşmasında bu var. Maddelerden birisi bu. Yani 1948'de işgal edilmiş bölgelerin tamamı üzerinde İsrail hakim kabul edilsin, meşru kabul edilsin. Bir de Batı Yaka bölgesindeki C kategorisine giren topraklar da İsrail'e ilhak edilsin. Burası da İsrail toprağı olarak tanımlansın. Peki bunun için bir anlaşmaya ihtiyacı var mı İsrail'in? Zaten istediğini yapıyor. Şu an anlaşmaya ihtiyacı var tabii şu anda. Yani ne Birleşmiş Milletler'i takıyor, ne dünyayı takmıyor ama bunun karşılığında bir de savaş var. Yani devam eden bir savaş var. Filistinlilerin devam eden bir savaşı var. Bundan rahatsız oluyor. Yani bu bitsin istiyor. Yani anlaşma olsun. Filistinliler bunları kabul etsin, savaş bitsin. Yani her şey yani savaş derken böyle büyük anlamda ciddi bir savaş değil ama füze gelmesin, herhangi bir roket atılmasın. Fiili bir mücadele var yani. Fiili bir mücadele, eylem var, gösteriler var. Yani Filistinliler buralardaki işgali tanımayacak hiçbir zaman. Bu bitsin diyor yani. Bu olay bitsin. Filistinliler bizimle anlaşsın yani. Bu pazarlığı kabul etsin. Birinci madde bu. İkinci madde Kudüs. Kudüs normalde asıl Kudüs eski Kudüs'tür. Bir de 1948'den önce Kudüs'ün esas merkezi doğu tarafıydı. Batı tarafında zaten şehir yoktu. Ama İsrail 1948 işgalinde Kudüs'ün batı tarafında kalan arazileri işgal etti. Oraya bir şehir kurdu. Orada tabii Filistinlilerin de şeyleri vardı. Toprakları Filistinliler zaten toprak Filistinliler de işgal etti yani. Filistinlilerin şeyleri vardı, köyleri vardı. Banliyö yani şehir dışında kalan mahalleleri vardı. Buralar hepsini gasp etti, işgal etti. Filistinlileri oradan çıkardı. Oraya ayrı bir şehir kurdu. Buna Batı Kudüs dedi. Yani Batı Kudüs isimlendirmesi İsrail'e aittir. Batı Kudüs diye bir şey yoktur yani zaten fiili olarak. Kudüs yani sadece Kudüs. O zaman işte 1948 olayından sonra bu bölgeye Batı Kudüs dedi. Yani oradaki kırsal alanı, banliyöleri şehir haline getirdi, büyüttü, oraya büyük binalar kurdu, işte şehir merkezi kurdu ve burayı Batı Kudüs diye isimlendirdi. Sonra 1967 Haziran'daki savaşta maalesef işte Arap dünyasındaki ihanetten dolayı
Kudüs'ün bu sefer doğu tarafı, yani asıl Kudüs tarafı da işgal edildi ve o zaman İsrail bu şeyi, yani Kudüs'ün iki tarafını birleştirdik, artık burayı Birleşik Kudüs diye isimlendirdi. Yani Birleşik Kudüs. Ve şimdi Kudüs üzerinde hiçbir pazarlığa girilmeyecek, Kudüs'ün tamamı İsrail'in olacak. Yani şu anda işte bu 100 yılın anlaşmasının en önemli maddelerinden bir tanesi de budur. Kudüs, yani Kudüs üzerinde Filistinliler bir hak iddia etmeyecek. Yani Kudüs'ün tamamı İsrail'e kalacak. Batısı da doğusu da şeyde işte eski Kudüs'te hepsi İsrail'e kalacak. Bu 100 yılın anlaşmasında gündeme getirilen konulardan bir tanesi bu. Üçüncü husus ise, yani Filistin halkının %50'den fazlası kendi yurtlarının dışında yaşamaktadır. Kendi topraklarının, hatta kendi topraklarının değil, kendi yurtlarının, yani Filistin topraklarının dışında yaşamaktadır. Bir de Filistin'in içerisinde yaşayanların da epey bir kısmı mültecidir. Yani Filistin'in içerisinde, mesela Gazze'nin nüfusu 2 milyon. Gazze'nin normal nüfusu bunun 1/3. Yani o 1/3'lik kısmı mültecidir. Dışarıdan gelme. 1948'de işgal edilmiş bölgeden buraya geçmiştir. Batı Yaka bölgesinde birçok mülteci kampı var. Ve bunlar da gene 1948'de işgal edilmiş bölgeden gelmişler. Bir de Filistin dışında yaşayan mülteciler var. İşte Ürdün'de, Lübnan'da ve değişik Arap ülkelerinde, Suriye'de, pek çok ülkede. Yani bugün bütün dünyaya yayılmış durumda Filistinliler. Ve İsrail'in istediği bu mültecilerin yurda dönüş hakları kapansın. Artık yurda dönüş diye bir iddialar olmasın. Oysa şimdi biliyorsunuz Türkiye'de de bu anlaşmada bu mu var? Yani o mülteciler gelmesin. Evet. Planda. Yani anlaşma değil. Henüz ortada anlaşma falan yok. Yani plan. Plan. 100 yılın anlaşması planı yani. Yani kendi işte doğdukları şeyleri kesinlikle onlara vermeyelim gibi bir şey var. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi Filistinliler toprak sattı iddiasıdır. Değil mi? Oysa Filistinliler toprak satmamıştır. Yani 1948'de işgal edilmiş toprakların %90'ı zaten Filistinlilere aittir. Neden? Çünkü Filistinliler buradan zorla çıkarılmışlardır. O topraklar satılmadı. O toprakların sahipleri var. Ve uluslararası hukuka göre yani savaş da olsa o toprakların yani sahiplerine verilmesi gerekir. Çünkü özel mülk koruma altındadır. Özel mülklere dokunulmaması gerekiyor. Yani uluslararası hukuk eğer ki Filistin'de işlese, şu anda 1948'de işgal edilmiş, yani İsrail olarak tanımlanan bölgede bile toprakların, mülklerin, gayrimenkullerin %90'ının Filistinlere verilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar şey yapılmıştır. Yahudiler tarafından sahipsiz mülkler yasası diye bir yasayla istimlak edilmiştir. Oysa bunlar, bu mülkler sahipsiz değil. Hepsinin sahibi var. Sahipsiz değil. Bunlar satılmadı ve terk edilmedi. İsrail nasıl el koydu bunlara? İşte bunların sahiplerinin Filistin'e girmelerini engelledi. Sonra da içeride şey yaptı, bu sahipsiz mülkler yasası şeyine göre bu da bir çerçeve tabii. Bu bir kumpas, bir oyun. O yasaya göre İsrail gazetelerinde ilanlar yayınladı. İşte şurada araziler var, sahipleri gelsin şey yapsın, müracaatını yapsın, yoksa istimlak edilecektir, bunlar devletin mülküne geçecektir diye ilanlar yayınladı. Sahiplerinin girmesine izin vermiyorsun ki müracaatını yapsın. Bunlar vatanları dışında, girmeleri de yasak. Girmeye kalkışsa öldürülüyor. Dolayısıyla onlar canlarını kurtarmak için o şeyler, yani şeyde mülteci konumunda devam ettiler ve bunlar arazilerine işte o yasalarla el konuldu. Yani Filistin topraklarında dediğim gibi %90 civarında bir mülke bu şekilde el konuldu. Şimdi uluslararası hukuka göre bunların sahiplerine verilmesi gerekiyor. Ama İsrail diyor ki
bu iş, bu dosya kapansın. Artık bu şey, yani Filistinliler yurda dönüş hakkından vazgeçsinler. Mülteci durumunda olanlar yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığına geçirilsin. Yani Lübnan'da yaşayanlar Lübnan'ın vatandaşlığına, Suriye'de yaşayanlar Suriye vatandaşlığına, Ürdün'de yaşayanlar Ürdün, Mısır, böyle ki yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığına geçirilsin. Bunların yurda dönüş diye bir hakları olmasın. İşte bunlar, bu üç şey karşılığında, yani bu üçü İsrail'e verilirse, bunun karşılığında dördüncü bir husus olacak. O da ordusu olmayan bir Filistin devletinin kurulması. Ordusu olmayan. Yani sadece polis güvenlik teşkilatı olacak, istihbaratı olacak ama ordusu olmayacak. Böyle bir peki nerede olacak bu devlet? Bu devlet zaten Gazze'de ve Batı Yaka bölgesinin A ve B kategorisine giren topraklarında. O bölgelerde bir oysa Batı Yaka bölgesinde A, B, C kategorisine giren topraklar böyle şurası böyle kesin şeylerle, sınırlarla ayrılmış değil. O Yahudi yerleşim bölgeleri dağınık. Biri burada, biri burada, biri burada, darmadağın. Ve bunlar birbirlerine yollarla bağlantılı ve bu yollar da İsrail olarak tanımlanacak. Ama bunların şeyleri, işte geçiş kontrolleri gene İsrail'in elinde olacak vesaire. Öbür bölgelerde, işte o dağınık bölgelerde bir şey, Filistin devleti kurulsun. Ama bu devlet gene İsrail'e mahkum olsun. Yani bir Filistin devleti. İşte 100 yılın anlaşması dedikleri budur yani. Bu içeriği, özü budur yani. Şimdi anlaşma dediğimiz şey iki taraf arasında olan bir karşılıklı sözleşme. Peki burada taraflar kim? Şimdi dediniz, şimdi bir anlaşma planlanmış da burada eğer Filistinler tarafsa, bu Filistinlerin komple aleyhine olan bir şeyi Filistinler nasıl kabul edecek? Burada taraf kim yani? Şimdi Filistinler normalde kabul etmiyor zaten. Yani Filistin'deki hiçbir grup, hiçbir direniş grubu ve hatta Mahmud Abbas yönetimi de dahil olmak üzere hiçbir şey, kesim bu anlaşmayı kabul etmiyor. Ama şeyin, Amerika'nın planı Filistinliler üzerine kurulu değil. Amerika'nın planı Arap dünyasındaki dikta rejimleri üzerine kurulu. Yani o körfez ülkeleri bunu kabul ederse nasıl uygulayacak? Filistin'e baskı yapın. İki türlü, yani havuç sopa politikası var ya meşhur, işte havuç sopa politikasıyla, işte bunlardan havuç biraz sonra konuşacağımız şey Bahreyn Çalıştay'ıydı. Yani bir taraftan havuç gösterin, bazı şeyleri, imkanlar sağlayın onlara, bir taraftan da sopayı gösterin, eğer kabul etmezseniz size şunu yaparız bunu yaparız diye korkutun ve bu şekilde yani Filistinleri zorlayın. Yani bunu Arap ülkelerine yaptırmak istiyorlar. Filistinlerin bunu yapmak istemedikleri belli. Peki o zaman bir araya gidelim. Aradan sonra o Bahreyn Çalıştay'ın inşallah konuşalım. Değerli izleyiciler, buradayız. Devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yazar Ahmet Varol hocamla Filistin'i ve Filistin'e dayatılan Yüzyılın Anlaşması diye nitelendikleri işte ihanet belgesini konuşuyoruz. Bahreyn'de bir çalıştay yapıldı. Bu Filistin ile ilgili anlaşmayı görüşmek, çalışmak için 25-26 Haziran değil mi? Evet. O, tam da Türkiye'de seçim sonrasına denk geldiği için çok da aslında görülmedi. Şimdi bu çalıştay neydi? İsterseniz şimdi çok detaylı bir konu aslında da kim planladı veya neden Bahreyn'de yapıldı? Nasıl bir sonuç alındı? Neden? Şimdi şu çalıştayı bir açalım ya. Nedir bu çalıştay? Evet. Şimdi bu tabii Bahreyn konferansı da denildi. Bahreyn ekonomik çalıştayı denildi. Ve kullanılan slogan şey oldu. Refah için barış. Refah için barış. İçeriği ise yani şey yap, eğer Filistin topraklarında bir barış sağlanırsa,
Ama nasıl bir barış yani? Tabii bizim anladığımız manada huzur içerisinde yaşamak değil. Yani Filistin'e dayatılan anlaşma aynen kabul edilirse o zaman biz de buna karşılık bazı ekonomik kolaylıklar sağlayacağız. Ve böylece Filistinliler refaha kavuşacak. Yani işte biraz elektrikleri önce kesilmeyecek, hastaneleri tam çalışacak, ilaçlar var. Yani işte biraz önce söylediğimiz yani bu havuç politikası. Evet. Ama nasıl? Yani bunu gene Arap ülkeleri sağlayacak. Amerika'nın cebinden bir şey çıkmayacak. Arap ülkeleri teşvik edilecek. Burada kastedilen neydi? Bölgeye yatırıma teşvik edilmesi, Arap ülkelerinin buralara yatırım yapmaya teşvik edilmeleri. Arap ülkelerinin de uluslararası çerçeveyle ilişkileri var. Yani dünya şirketleriyle ilişkileri var. Yani gerekirse Arap ülkeleri bu şirketleri de getirecekler, yatırım yapacaklar bunlar. Ve Filistin topraklarında iş imkanları doğacak. Ama tabii bu sadece Filistinler için değil. Yani bu o bölgenin genel olarak ekonomik yönden kalkındırılması. Bu bir vaat. Yani sadece bir vaat. Ama bunun karşılığında siz de ne yapacaksınız? Bir kere Filistin diye bir davadan söz etmeyeceksiniz. Artık Filistin'i tarihe gömeceksiniz. Size Amerika ne verirse ona razı olacaksınız. Amerika'nın verdiğiyle yetineceksiniz. Ve diğer bölgeler üzerinde İsrail'in meşruiyetini tanıyacaksınız. İsrail işte burada gayrimeşru işgaldir falan demeyeceksiniz. Burada bir İsrail var, bir de Filistin var diyeceksiniz, o kadar. Bir diğer husus, işte biraz önce söylediğim şeyler kabul edilecek. Yani yurda dönüş hakkından vesaireden vazgeçeceksiniz. Bunun için işte biz yatırımı teşvik edeceğiz dediler. Yani Çalıştay'ın genel konusu bu. Şeyde kullanılan slogan da buna işaret ediyor. Refah için barış. Ama bütün prensiplerinizden, ilkelerinizden vazgeçmenizi gerektiriyor. Filistinliler de dediler ki bizim için Filistin'in özgürlüğü, bağımsızlığı, işgale son vermek bir idealdir, bir ilkedir, bir prensiptir. Yani biz gerekirse burada zorla katlanırız ama davamızı satmayız, vatanımızı satmayız. Biz burada vatanımız üzerindeki haklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onun için istemiyoruz. Yani böyle bize vatanımızı satma karşılığında bir refah teklif ediyorsanız, bir fabrika teklif ediyorsanız, buraya getirip de bir fabrika kuracaksınız ve ama sizin fabrika kuracağınız toprak üzerindeki hakimiyet işgal olacaksa, biz orada sadece işçi olarak çalışacaksak, yani bize çok iyi maaş da verseniz, biz orada köle konumunda olacaksak, bunun bizim için hiçbir anlamı yoktur. Biz bunu kabul etmiyoruz dedi Filistinliler. Onun için Filistinliler derken yani sadece Hamas ve İslami kesimler değil. Bütün hepsi Mahmud Abbas da dahil olmak üzere. Tabii Filistin'deki bütün gruplar bu çalıştayı reddetti. Yani peki Amerika burada Filistin'de bir çatlağın mı olacağını öngörüyordu? Yani bu anlaşmayı böyle planlarken ya şunlar kabul etmez ama en azından Mahmud Abbas veya ona yakın olan birileri kabul eder mi diye tahmin ediyordu. Yani böyle tahmin etmiş olsaydı en azından Mahmud Abbas'la oturup bir pazarlık yapmış olması gerekirdi. Bunu da yapmadı. Yani bu bizim gördüğümüz kadarıyla Amerika burada Filistinlilerin kabul etmeyeceğini herhalde tahmin etti. Arap ülkelerinin dayatması için bu planı yaptı. Arap dünyasındaki diktatör rejimlerin ve zaten yüzyılın anlaşması planının uygulamaya geçirilmesi aşamasında birinci derecede Suudi Arabistan'ın aktif olarak rol oynaması isteniyordu. Ve zaten bunu Amerikan Başkanı Trump Suudi Arabistan ziyaretinde çok açık bir şekilde ortaya koymuştu. Yani Suudi Arabistan ziyaretinde Amerikan Başkanı Trump konuşmasında dedi ki bu ilişkileri artık
perdenin önüne taşıyın. Yani perdenin arkasında bir takım ilişkileriniz var. Bunları perdenin önüne taşıyın. Buna Arap ülkelerinden bir itiraz gelmedi. Yok bizim böyle bir ilişkimiz yok falan demediler. Demek ki zaten perdenin arkasında bir ilişki vardı. İşte orada talimat verildi. Ve yüzyılın anlaşması planında da sürekli Suudi Arabistan'la irtibat halinde bulundular. İşte Bahreyn'in seçilmesinde de bunun önemli bir rolü var. Çünkü Bahreyn Suudi Arabistan'ın bir arka bahçesidir. Yani bu şeyi, bu çalıştayı aslında planlayan Amerika'dır. Sipariş veren Amerika'dır. Koordine eden şartlarını hazırlayan, davetleri vesaireleri düzenleyen Suudi Arabistan'dır. Ev sahipliği yapan Bahreyn'dir. Suudi Arabistan kendi topraklarında yapmayı değil, arka bahçesinde yapmayı tercih etmişti böyle bir çalıştayı. Yani arka bahçesinde gerçekleştirmeyi tercih etmiştir. Onun için Bahreyn seçildi. Yani, peki şimdi Suudi Arabistan'ın kendisini dinleteceği veya sözünü geçireceği bir Filistinli grup var mı? Yani şimdi Mahmud Abbas'a mı söz geçirecek? Yani burada paranın etkisini beklediler herhalde. Yani para şey olur, cazip gelir. Belki bu paranın cazibesini kullanırız dediler. Yani öyle düşündüler. Yoksa normalde şu anda Suudi Arabistan'ın Filistin'deki direniş gruplarından hiçbiriyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Sadece Filistin yönetimiyle doğrudan ilişkisi vardır. O da diplomatik bir ilişkidir. Resmi ilişkidir yani. O zaman burada İsrail ile Suud arasındaki yakın ilişkiyle beraber düşünmek gerekiyor bunu. Veya Körfez ülkeler arasındaki yakın ilişkiyle birlikte düşünmek lazım. Şu an İsrail... Elbette. Zaten yani Suudi Arabistan'ın şu an normalde veliaht prensi olan ama gerçekte ülkede yönetimi artık ele almış durumda olan Muhammed bin Selman'ın bu Jared Kushner'in çok samimi bir arkadaşı olduğu ve bu yüzyılın anlaşması planını birlikte yürüttükleri tahmin ediliyor. Yani bunlar çok samimi arkadaş oldukları tahmin edilen bir şey değil. Bu bilinen bir şey de yani bu yüzyılın anlaşması planını da birlikte yürüttükleri tahmin ediliyor yani. Yani işte Kushner veya İsrail bu Bin Selman'a diyor ki biz size hiç belki de hayal edemeyeceğiniz bir şeyler verelim. Ve siz de bunun karşılığında bu anlaşmayı bu Filistinlilere artık nasıl dikte ediyorsanız. Yok, hiçbir şey vermiyor. Yani öyle bir şey. Bir şey de öyle bir şey. Yok, yani Suudi Arabistan'a biz size hayal edemeyeceğiniz şeyleri vermiyor. Öyle bir şey de yok. Zaten Trump diyor ki siz bizim sayemizde ayakta duruyorsunuz. Evet. Yani şimdiye kadar verdiklerimiz yeter zaten. Evet, yani eğer ki biz sizden desteğimizi çekecek olsak, yani Suudi Arabistan'a bunu açıkça söyledi Trump. Çok açık bir ifadeyle. Biz desteğimizi çekecek olsak siz bir hafta ayakta kalamazsınız dedi. O zaman tam tersini söyleyelim. Yani biz sizden desteğimizi çekmememizin karşılığında siz de bu anlaşmayı siz de bu bir şekilde... burada bize kölelik yapın. Bizim işçiliğimizi yapın. Yani burada İsrail'in kazıklarını sağlamlaştırması için gereken her şeyi yapın. Ve işte Bahreyn Dışişleri Bakanı da zaten Çalıştay da bunu özellikle belirtti. Dedi ki İsrail var olmak için kurulmuştur dedi. Yani İsrail var olmak için, varlığını sürdürebilmesi için kurulmuştur ve İsrail'in artık burada tanınması ve şeylerini, kazıklarını sağlamlaştırması gerekiyor. Yani bu manada sözler sarf etti. Yani bunu açıkça söyledi. Yani İsrail yok olmak için değil, var olmak için kurulmuştur. Şimdi o Bahreyn Çalıştayına gelelim. Şimdi kimler katıldı? Kimler katıldı? Kaç gün sürdü? İşte ne tür sunumlar yapıldı? Sonuç ne oldu? Veya işte ne bekleniyordu da ne oldu? Kimler katıldı? Oradan başlayalım. Şimdi bu zaten Bahreyn Çalıştayı bir şeydi. Projeydi. Yani hemen her şey bir anda olacak değil, bir teşvik projesiydi. Bu İsrail, yani ilk kez mesela Bahreyn'de
İsrail ile Arap ülkeleri bu kadar samimi bir ortam içerisinde bir araya gelip şey yaptılar. Bir mesele üzerine çalıştılar. Ortak Filistin'de. Meselelerini konuştular. Evet. Ortak, yani o ortak meseleleri de ne? Yani işte Bahreyn'in geleceği değil, Suudi Arabistan'ın geleceği de değil, İsrail'in geleceği. Yani İsrail'in geleceğini nasıl sağlama alırız? Ortak meseleleri bu. Yani bunun için oturdu konuştular. Yani Bahreyn Çalıştay'ın temel noktasında bu var. Ve düşün mesela işte Amerika zaten organize etti. Amerika'daki Yahudiler katıldı. İsrail'den birçok kişi katıldı. Bir de çeşitli Arap ülkeleri katıldı. Mesela Lübnan, Ürdün. Hayır, Lübnan, Ürdün katıldı ama sadece şey olarak yani gözlemci. Ürdün zaten bir teşvik edici rolü yok. Lübnan katılmadı. Lübnan reddetti. Katılmadı. Katar katıldı. Katar da işte yani bir gözlemci. Gözlemci olarak. Yani tabii burada bir takım projeler konuşuluyor. Yani Katar olayın dışında kalmadı. Ama Filistinlilerin şeyi, talebi Arap ülkelerinin tümünün bunu boykot etmesi yönündeydi. Ve dolayısıyla Filistinliler bütün katılanların tavrını şey yaptılar, kınadılar yani. Peki mesela katılmayan ülkeler sadece... Yani mesela Cezayir katılmadı, Tunus katılmadı böyle. Arap diğer Kuzey Afrika'daki biraz daha uzak olan... Fas katıldı ama mesela. Fas katıldı. Evet. Türkiye'ye böyle bir talep geldi mi? Türkiye'ye zannetmiyorum yani gelmedi. Arap ülkelerin arasında sayılmadı veya İsrail'i yani bu konunun içerisinde muhatabı bir... değil. Evet. Peki şimdi kaç gün sürdü? 2 gün. 25-26 Haziran tarihleri. Kuşner de vardı. Tabii Kuşner zaten organize ediyor yani. Organize ediyor. Evet. Ne sunuldu? Mesela hangi yani sunulan şey şu. İşte refah için barış. Şey yapın, eğer Filistin topraklarında barış sağlanırsa, İsrail'in meşruiyeti kabul edilirse Filistinliler tarafından, bunun karşılığında da buraya Filistin topraklarına, sadece Filistin topraklarına değil, yani bölgeye, yani o bölgeye yatırım teşvik edilecek. Yani bundan İsrail de yararlanacak. Sadece Filistin değil. İsrail de yararlanacak. Gerekirse Ürdün de yararlanacak. İşte Mısır da yararlanacak. Ama o bölgeye yatırım teşvik edilecek. Yani peki, konusu bu yani. Burada yani halkın şu anki maddi olarak çektiği sıkıntılar mı hedeflenmiş? Yani? Tabii şu an mesela Filistin halkı ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyor. Yani Gazze'de işsizlik %70 oranında. Batı Yaka bölgesinde gene büyük bir işsizlik var. İnsanların birçoğu çok düşük gelirlerle hayatını sürdürüyor. Bunlara normal maaş verilebilecek iş imkanları sağlansın. Bu da uzun vadeli bir şey. Yani hemen yarın bu iş bitecek anlamında değil. Yani önce siz yani şey para peşin mal veresiye. Yani böyle bir politika var bir de. Yani siz önce İsrail'i meşru bir devlet olarak kabul edin. İşgal olarak tanımlamayın. Bu tanımlamayı kaldırın. İşte Filistin topraklarıyla ilgili 100 yılın anlaşması planını kabul edin. O zaman biz de işte şey ileride buralara yatırımı teşvik edelim ve böylece Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilere yeni iş imkanları sağlansın. Bu iş imkanlarıyla Filistinlilerin gelir düzeyi artsın. Böylece refah düzeyi de artsın. Evet. Yani bir yerde belki de şu anda her ne kadar Mahmut Abbas yönetimi bu anlaşmaya karşı çıksa da halkın onu buna zorlamasını mı bekliyorlar? Yani bak şu anda böyle bir fırsat ayağımıza gelmiş demesini mi bekliyorlar halkın? Yani böyle bir beklenti içine girdiler herhalde. Halktan böyle bir şey beklemeleri imkansız. Sadece işte paranın cazibesi belki etkili olur diye düşünülüyordu. İşte halkta böyle bir yani halk bunu belki kabul etmeyecektir. Mahmut Abbas yönetimi ikna etsin diye bekliyorlardı ama o da olmadı yani. Peki 2 gün oturdular, konuştular bir şeyler, işte istediğiniz gibi İsrail'le ilk defa Araplar bu mesele üzerinde karşılıklı veya İsrail'in güvenliği için
karşılık konuştular. Ne oldu sonunda? Yani sonuç ne? Sonuç tabii ki işin içerisinde Filistin yok. Yani oysa olayın en önemli tarafı Filistin. Yani bu ortada bir pazarlıktan söz ediyorsunuz, bir plandan, projeden, yatırımdan vesaireden. Bunların birinci muhatabı Filistinler. Filistinler tamamen boykot etti. Hiç kimse katılmadı. Filistinli sıfatıyla katılanlar vardı ama bunlar Filistin'i temsilen katılmadılar. Onlar da İsrail istihbaratıyla ilişkili olan kişilerdi. Yani bir iki kişi katıldı o şekilde. Çok da değil. Bunlar da İsrail istihbaratıyla ilişkili olanlardı. Onlar da zaten Filistin'i temsil etmiyorlardı. Dolayısıyla Filistin adına bir tek kişi katılmadı. Ve dolayısıyla bu şeyden, yani bu plandan istedikleri sonucu elde edemediler. Fakat bu bir denemeydi. Başka denemeler yapabilirler yani. Evet, yani normalde bu Çalıştay anlaşmanın işte nihai şeyi değildi. Yani anlaşmanın devamı konusunda bir karar organı değildi bu Çalıştay. Yani asıl sadece, burada şeyin, İsrail'in en önemli kazanımı Arap dünyasıyla olan normalleştirme sürecinin bir şeye, bir dayanağa oturtulmasıydı. Yani belki Çalıştay açısından Filistinlilerle uzlaşma konusunda herhangi bir mesafe kat edilememiştir. Ama çok açık bir şekilde Arap dünyasındaki diktatör rejimleri İsrail'i kucakladı. Ve zaten şu anda, şu aşamada İsrail'in beklediği Arap dünyasıyla ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda bütün engellerin kalkması ve Trump'ın dediği işte o perdenin arkasındaki ilişkileri artık perdenin önüne taşıyın talimatının yerine getirilmesiydi. Ve bunu yani İsrail yani Bahreyn Çalıştayı'nda gerçekleştirdi. İsrail'in en önemli kazanımı bu oldu. Yani normalleştirme sürecinin artık bir kılıfa geçirilmiş olması, yani bir şeye, bir dayanağa oturtulmuş olması, yani bu sürecin ilerletilmesi için yeni kapılara açılmasına imkan verilmiş oldu. Yani asıl burada, burada yüzyılın anlaşması her ne kadar şu an itibariyle yürürlüğe girmemiş olsa bile İsrail ile Körfez ülkeleri, ki başta Suud olmak üzere, onlar arasında bir buluşma zemini, doğrudan açıkça bir buluşma zemini deklar edilmiş oldu ve bundan sonra artık İsrail, ya benim bölgede hani hep yalnız işgalci olduğumu söylüyordunuz, şöyle olduğumu, böyle olduğumu söylüyordunuz. Şu anda bakın, Suudi de benimle beraber, efendim işte Birleşik Arap Emirlikleri de benimle beraber, Bahreyn de benimle beraber, siz kimsiniz deme fırsatı doğdu. Bunu elde etti bu fırsatı. Bir de yani şimdi şu anda bu şeylerde, uluslararası toplantılarda görüşüyorlar. Yarın diplomatik ilişkileri de başlatacaklar. Yani onun kapısını da açmış oldular. Yani hemen arkasından İsrail Dışişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu. Yani bu şeyleri, karşılıklı büyükelçiliklerin açılması vesaire, evet. Bunlar için de kapıları açmış oldular yani. Peki. Şimdi Suudi'de tabii çok ilginç değil artık. Bir takım gelişmeler oluyor. Sadece siyaset üzerinden değil, sosyal, kültürel neyse o alanda da işte aşırı bir seküler eğilim pompalanıyor veya işte öyle bir görüntü var. Bin Selman'ın gelmesiyle, yani Bin Selman'la beraber yapılan değişiklikle artık karşımızda o klasik bir Suudi halkı veya toplumu yerine normal Batı ile entegre olmuş, Batı gibi yaşayan, Batı gibi işte davranan bir Suudi toplumu çıkarılmaya çalışılıyor. Şimdi yani bu ilişkilerden bağımsız değil tabii. Bu İsrail ile yakınlaşmasına bağımsız değil ki, birçok şey var. Hani tek tek saymak değil de. Şimdi mesela İsrail'in Suudi Arabistan'ın bir yerinde, ki Tebük'e yakın değil mi, bir yerde üs kurma girişimi var. Şimdi bu Suudi Arabistan bunu doğrudan yalanlamıyor. Ama bunun işte Amerika ile olan bir anlaşma sonucunda bilmem filan filan diye bir dolaylı bir izah var. Şimdi gerçekten İsrail artık Suudi Arabistan'da
üst kurma, elçilikten öte, yani diplomatik temsilcilikten öte başka şeyler de yapacak mı? Yani bu mümkündür. Çünkü Suudi Arabistan'ın şu anki anlayışı buna müsait. Ama tabii böyle birden en üst şeye, yani birinci basamağa basmadan en üst basamağa çıkmaya kalkışmaz. Kademe kademe çıkar. Yani en üst basamağa diğer basamakları geçtikten sonra çıkar. Yani fakat bu işte üst kuracakmış falan söylentileri biraz zihinleri hazırlamak içindir. Yani şu aşamada bu... Yani bunu da kendileri mi yayıyor bu haberleri? Yani İsrail de İsrail şey yapabilir. Hı hı. Yani zaten İsrail için önemli olan şeyleri, kafaları bir kere yani hazır hale getirmek. Yani bunun şeyleri, zihinleri buna alıştırmak şu aşamada. Ama asıl önemli olan diplomatik ilişkilerin başlatılması. Ondan önce de ticari ilişkiler, yani diplomatik ilişkilere geçilmeden önce ticari ilişkiler. Zaten şu anda ticari ilişkiler dolaylı olarak başlatıldı. İşte bunu doğrudan hale getirmeye çalışıyorlar. İşte şeyle İsrail ile Suudi Arabistan arasında direkt hava seferlerinin, yani uçak seferlerinin yapılması konusunda şeyler var, çalışmalar. Sonrasında işte diğer, yani şu anda resmi olarak İsrail ile diplomatik ilişki içerisine girmiş olan ülkelerdekine benzer şekilde Suudi Arabistan'da da İsrail firmalarının yatırım yapmasına kapıları açmak. Sonra diplomatik ilişkiler ve arkasından da böyle bir askeri şey, zemin oluşturulması mümkün. Peki. Şimdi Hamas, dün bir haber vardı. Suudi Arabistan işte ülkedeki Hamas mensuplarına karşı operasyon yapıyor, tutukluyor, gözaltına alıyor filan. Şimdi Hamas'ı baştan beri terör örgütü olarak veya İran'ı terör örgütü olarak kabul ediyor şey, Suudiler. Şimdi İsrail'in yaptığı işte o şeyleri, güvenlik adımlarını şu an Suudiler mi üstlenecekler? Yani bu şimdi baştan beri değil de son dönemde. Yani daha önce terör örgütü olarak nitelendirmiyordu. Ama son birkaç yıldır terör örgütü olarak nitelendiriyor şeyi. Tabii sadece Hamas değil, İhvan'ı da terör örgütü olarak nitelendiriyor Suudi Arabistan. Yani Suudi Arabistan bu konuda Amerika'dan bayağı ileridedir. Yani şeyde İsrail'in yaptığından da fazlasını yapabilir Suudi Arabistan. Yani şimdi Suudi Arabistan'ın kafa yapısı, zihniyeti zaten şeyde ortaya çıktı. Yani bu Adnan Kaşıkçı olayında şey, yani bu kafalar, yani bu kafaları kesebilecek bir anlayış, bir zihniyet. Bu zihniyet neler yapmaz ki? Yani bu şey onun için şeyi, bu Hamas'a karşı, yani son karşı günlerdeki tutuklamalarla ilgili olarak da Suudi Arabistan'ın kendi muhalif kesiminden haberler çıktı. Yani Hamas, tabii Hamas'ın Suudi Arabistan'da olan bitenleri doğrudan keşfetmesi, onları belirlemesi zor. Ancak bunu Suudi Arabistan'ın kendi muhalifleri kamuoyuna sızdırdılar. Ve Filistinlere, yani Filistinlere yönelik tutuklamalar olduğuna dair haberler çıktı. Son dönemde 60 kişinin tutuklandığına dair haberler çıktı. Ama Suudi Arabistan resmi olarak bunu açıklamış değil. Bu tutuklananların bir kısmının Hamas mensubu olmaktan dolayı tutuklandıkları, bazılarının da işte şeye destek vermeleri, yani Filistin'deki direnişe destek vermelerinden dolayı veyahut da Filistin'deki direnişle ortak tavır sergilemelerinden dolayı, yani böyle tutuklamalar yapıldığı haberlerde dile getirildi. Peki. Şimdi tabii bu Suudilerin veya işte Körfez'deki diğer ülkelerin bu tavrı sadece Filistin'e has değil.
Mesela Libya'daki son gelişmelerde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte bir payı var veya Suudi'nin bir payı var vesaire. Bir de diğer o şeylerle de uğraşıyorlar. Yani kendilerine yakın olmayan, doğrudan hani belki ilgilendirmeyen ama böyle bir nüfuz alan oluşturma amaçlı bir faaliyetleri de var. Bunun yanında çok kısa, şimdi İran'la ABD arasındaki gerilimde telaffuz edilen bir takım sözler var. İşte İran'dan yapılan açıklamalar, biz İsrail'i haritadan sileriz, işte yarım saatte sileriz, şu kadar dakikada sileriz filan. Peki şu an gitgide işte köşeye ablukayla sıkıştırılmış bir İran'ın, ki uranyumu da belli bir seviyenin üzerine çıkarak zenginleştirdiğini söyleyen bir İran'ın bu denklemde yeri nedir? Yani bu Hicam 100 yıl anlaşması bağlamında sonrasındaki o çalıştay ve bundan sonraki süreçte bu gerilimin bu olaylara etkisi ne olur? Şimdi bu tehditler şeydir, biraz propaganda savaşıdır. Yani yarım saatte sileriz, bir saatte sileriz tehditleri tabii ki öyle ikna edici, tatmin edici şeyler değil. Evet. Bunlar propaganda savaşının malzemeleri. Ama tabii şeyde bu olayda yani Amerika şu anda İran'ı da bir taraftan işte bir şey olarak, yani bir tehdit aracı olarak gündemde tutmaya çalışıyor. Bunu özellikle Arap dünyası üzerindeki şeylerin de diplomatik araçlarını da iyi değerlendirmek için kullanıyor. Yani mesela şu an Arap dünyasında İran'a karşı ittifak, bir güç birliği oluşturulması yönünde Amerika'nın şeyleri var. Teşvikleri, tahrikleri ve bu konuda Amerika'ya ihtiyaç duymaları gerektiği telkinleri var. Yani İran bu açıdan Amerika'nın işine yarıyor. İran üzerindeki baskıyı bu şekilde değerlendiriyor. Yani bu İran'ı böyle bir tehdit aracı olarak gösterince tabii Arap dünyası da maalesef burada ipleri tamamen yani Arap dünyasındaki bu diktat rejimlerini kastediyorum. Yani bu diktat rejimlerde ipleri tamamen Amerika'ya teslim ettikleri için buradaki kullanılan malzemeleri de kendi açılarından değerlendiriyorlar veyahut da Amerika'nın kendileri için değerlendirmesine fırsat veriyorlar. Yani normalde aslında eğer ki Arap dünyası burada Amerika'nın kuyusuna girmiş olmasa, yani Arap dünyasındaki bu diktat rejimleri Amerika'nın kuyusuna girmiş olmasa belki İran tehdidi bir anlam ifade etmeyecektir. İran Arap dünyasıyla ilişkilerini geliştirmeyi tercih edecektir. Ama şu anda işin içinde yani bir fitne unsuru olarak Amerika'nın politikasını görüyoruz. Yani. Evet, yani bu gerilimden yani pek de bir şey çıkmaz yani şey olarak. Yok, bu gerilim zaten şu anda ben bunu sürekli dile getiriyorum. Yani şu anda zaten Amerika'nın İran'la karşı karşıya gelme, yani fiili olarak, yani aktif olarak karşı karşıya gelme gibi bir hesabı yok. Şu anda bütün hesabı ekonomik baskı üzerinedir. Abluka üzerinedir, ambargo üzerinedir. İran'ı sıkıştırma üzerinedir. Yani öyle bir savaş planı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Peki. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçi Sudan'ı da konuşacaktık ama süremiz sonuna geldik. Yani şimdi Sudan'da da hala devam eden bir süreç var. Onu da belki başka bir programda konuşuruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah cümlemizden razı olsun. Değerli izleyiciler, Pergel programında bu hafta konuğumuz yazar Ahmet Varol Hocam'dı. Ki Filistin'de 100 yılın anlaşması diye nitelenen işte ihanet belgesini ve ardından Bahreyn çalıştayını bir nebze konuştuk. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.